Evet sevgili öğrenciler, konumuza kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Merkezi olmayan esnek çarpışmalarla devam edelim arkadaşlar. Şimdi merkezi olmayan esnek çarpışmalardan ne göreceğiz? Cisimlerin merkezi olmayan çarpışmasını göreceğiz. Yani burada bir nevi bilardo gibi düşünebilirsiniz. Bilardo oynamayı bilen arkadaşlarımız varsa veya televizyondan gördüyseniz. Bilardo da nedir arkadaşlar? Bir topu atarsın, diğer topun kenarına, köşesine bir şekilde çarptırırsın. Ve toplar farklı yönlere bir şekilde giderler. Şimdi burada mesela gösteriyoruz. Diyoruz ki M1 kütleli bir cismi V1 hızıyla atıyorum. Burada durmakta olan M2 kütleli bir başka cismimiz var. Ve bu cismi attığımızda bu cisimler çarpışmadan önceki halleri ve çarpışmadan sonraki hallerini gösteriyoruz. Çarpışmadan sonra M2 kütleli cisim yukarıya doğru yani sol tarafa doğru giderken M1 kütleli cisim bu tarafa doğru aşağıya doğru geliyor. Biz arkadaşlar burada bu cisimlerin çarpışma sonraki eğer cismin birinin hızını vermişse diğerinin hızını veya kütlesini ne istiyorsa bizden onları bulmamız için yapacağımız yöntem. O zaman diyoruz ki burada cismi momentumda arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bunlar çarpışmadan önce ne yapıyor? Cisim e, bu tarafa doğru gidiyor. O zaman e, momentum dediğimiz neydi? P eşittir m çarpı v idi. O zaman burada gösterecek olursak P1 momentumu yani burada m çarpı v ne demekti arkadaşlar? P1 demekti. M2 çarpı v2 ne demek? P2 demek. O zaman P2 bu tarafa doğru gidiyor. P1 bu tarafa doğru gidiyor. İlk momentumla şu şekilde gittiğini gösterebiliriz. Hemen konumuza arkadaşlar bir örnekle devam edelim. Şimdi diyorum ki Burada durmakta olan e, V1 hızında olan 1 kilogramlık bir cismimiz var ve burada da durmakta olan M2 kütleli yani 1 kilogramlık başka bir cismimiz var. Bunların çarpışmadan önceki Tabii ki arkadaşlar bu da şunu bilmemiz gerekiyor P ilk momentum son momentuma her zaman eşit olduğunu Şimdi burada ilk momentum'a baktığımız zaman zaten cisim 1 kilogramlık cisim v hızıyla gidiyorsa ilk momentum'u 1 çarpı f şeklinde gösteriyoruz. Çarpışmadan sonra arkadaşlar v1 üstü hızı yani çarpışmadan sonraki v1 hızı 20 bölü saniyelik hızla 60 derece açı yapacak şekilde bu tarafa doğru gitmiş. Diğer cismimiz ise arkadaşlar 30 derecelik bir açıyla aşağıya doğru m2 kütleli cismimiz de gitmiş. Ve bizden buradan ne istiyor v2 hızımız kaçtır onu istiyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bilmemiz gerekiyor. Yani ne yapıyorduk? Cismin her zaman şuradaki hızını yukarıya doğru bir bileşen, buradaki hızını yukarıya doğru bir bileşen olarak alacak olursam o zaman bu cisim zaten 20 metre bölü saniyelik hızla gidiyordu. Dikkat ederseniz yukarıdaki sorumuzda 20 metre bölü saniyelik hızla gidiyorsa bunu bu tarafa alacağım, bunu da bu tarafa alacağım. Yani ikisini de bir dik bileşen haline getireceğim. O zaman 20 çarpı burada e, neydi arkadaşlar? konumdan hatırlayın şöyle verdiğimizde şurası her zaman sinüs burası her zaman kosinüstü. O zaman 20 çarpı sinüs 60 çünkü hızımız 20 idi. Burada da arkadaşlar 1 kilogramlık cisim olduğundan dolayı 1 çarpı v 2 çarpı sinüs 30 diyoruz. Şimdi burada iki tane bileşenimiz var. Bunları ne yapacağız? Birbirlerini eşitleyeceğiz. Yani 20 çarpı sin 60 eşittir ve 2 üssü çarpı sinüs 30. E, sin 60 dediğimiz arkadaşlar zaten bunlar size soruda veriyorlar. Sin 60 dediğimiz kub 3 bölü 2'dir. Sin 30 dediğimizde 1 bölü 2 olarak alıyoruz. İkiler burada birbirlerini götürürler arkadaşlar. O zaman V2 üstü hızımız kaç olur? 20 kök 3 metre bölü saniye olur diyeceğiz. Burada genelde zaten bize en çok sorduklar arkadaşlar cisimlerin hızlarının hangi yönlerde nasıl gittiğini soruyorlar. Evet şimdi işleyeceğimiz arkadaşlar esnek olmayan çarpışma şu ana kadar anlattıklarımız merkezi esnek çarpışma işte ee, cisimlerin merkezi olmayan esnek çarpışmalarından bahsettik şimdi esnek olmayan çarpışmadan bahsedeceğiz esnek olmayan çarpışmada arkadaşlar her zaman momentum korunur. Momentum korunur ama kinetik enerji korunmaz. Kinetik enerjinin korunmadığından bahsediyoruz. O zaman arkadaşlar o zaman biz çarpışmadan önce m1 kütleli ve m2 kütleli cisimler birbirlerine doğru şu şekilde geliyorlar. Çarpışmadan sonra arkadaşlar bu cisimler birbirlerine yapışıyor ve kenetleniyorlar. Solla genelde ya yapışıyorlar ya da kenetleniyorlar der. O zaman m1 artı m2 yani toplam kütle olarak alıyoruz ve bu cisimler bir ortak hızla yollarına devam ediyor. Yani buradaki V ortak diyoruz. O zaman arkadaşlar çarpışmadan önceki momentumlarıyla çarpışmadan sonraki momentumları birbirlerine eşit. Bunun da formülünü açacak olursak M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M1 artı M2 çarpı V ortak hızında olduğunu söyleyeceğiz. Yani burada Şöyle düşünün bir cisim var diğer bir cisme geliyor çarpıyor ve bu çarpışmanın etkisiyle e, birbirlerine kenetlenip yapışıyorlar diyeceğiz.